Evet, şu anda filodan çıkıyoruz. Yaklaşık 20 dakika içinde malzemelerimizi oraya ulaştırmış olacağız. Eskiden hep böyle şeyler yapmak istiyordum. Yani bir ünlülük, bir popülerlik olduğu zaman bunu bu şekilde insanların hayatlarına dokunarak devam ettirmek istiyorum. 43 bu. Sana ayakkabı vermek istiyoruz, alır mısın? Evet abi. Her zaman seyrediyorduk sizi. Başarılarınızı, hazmedinizi. Emir çok hareketli. Hop! Şu anda özel Sahra Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geldik. Furkan hocamızla birlikte, Uğur'la birlikte. Birazdan içeri giriş yapacağız. Ve Furkan hocamız bize bilgilendirme sağlayacak. Özel Sahra Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz şu an. Burada özel gereksinimli çocuklar var. Otizmli olanlar var, Down sendromlu olanlar var. Yani kısacası yaygın gelişimsel bozukluk. Bu tarz çocuklar var burada. Furkan ve Uğur kardeşim onların bir proje yapalım. Evet, onların kalplerine dokunmak evet. istedik. Bu sebeple güzel bir şeyler yapalım istedik. Sağ olsun. Hemen hızlı bir şekilde reaksiyon alıp buraya çocukların kalbine dokunmaya geldik. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Ürünleriniz hazır. Hemen gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gönder. Şöyle yardım onu arkaya atalım. Olur mu? Yukarıdan. Tamam değil mi? Kapatayım mı buraya? Arkaya mı kapatayım? Tamam. İyi mi? Sorun olur mu? Evet, olur mu? Hazır mısın? Her şey için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Filo ailesine. Yardımlarınız için, sizin desteğiniz için. Vesile her şey için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de her türlü yanınızdayız. Her zaman. Burası sizin kapınız. Açık. Her zaman bekliyoruz. Çok teşekkürler. Evet, kolay gelsin. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler abi. Evet arkadaşlar, şu anda malzemelerimizi aldık. Uğur ve Furkan'la birlikte Özel Sahra Rehabilitasyon Merkezi'ne geçiyoruz. Hep birlikte gelin, beraber geçelim. Evet, şu anda filodan çıkıyoruz. Yaklaşık 20 dakika içinde malzemelerimizi oraya ulaştırmış olacağız. Arkadaşlarımızla birlikte güzel video çekeceğiz. Güzel bir sosyal proje olacak bizim için. Evet, gerçekten yani ben normalde eskiden hep böyle şeyler yapmak istiyordum. Yani bir ünlülük, bir popülerlik olduğu zaman bunu bu şekilde insanların hayatlarına dokunarak devam ettirmek istiyorum. Ve bunu da sadece bu projede kalmayacak. İlerleyen projelerde Uğur yanımda olursa birlikte olur. Zaten Uğur'la birlikte düşündük bu projeyi de. Evet. Uğur'un arkadaşı sayesinde, Furkan sayesinde, o da özel eğitim öğretmeni. Onun yardımlarıyla, Mehtap'ın yardımlarıyla, Filo'nun yardımlarıyla birlikte hep birlikte bir proje oluşturduk ve projeyi bugün gerçekleştiriyoruz. Ve ben kendi adıma çok mutluyum. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya tabii ki ben de çok mutluyum çünkü bu kardeşlerimizin aramızda olması bizim için çok önemli. Onların böyle mutluluğu bizim için çok önemli. Yani o bazen paranın alamayacağı şeyler vardır. Yani biz şu an onu yapıyoruz diye düşünüyorum ve insanlara güzel bir örnek olacağını düşünüyorum bunun. İnşallah da diğer insanlar da bu kardeşlerimize en azından bir şekilde yardımcı olurlarsa biz de çok mutlu oluruz. Yani onların bir gülümsemesi bile bize aslında yeter. Evet, aynen. Yani bizim tek isteğimiz o. İnsanlar otizm eğitimi alan çocuklara çok farklı gözle bakmamalı. Yani onlar da bizim sonuçta kardeşlerimiz. Yani bu doğal bir olay. Yani bu isteyerek insanlar o duruma gelmiyor. Yani bunun eğitimi çok zor gerçekten. Hani Furkan bize bu süreci anlattı. Verdiği eğitimleri anlattı. Zorlanarak eğitim veriyor ama asla topluma dışlanmaması gerektiğini de söylüyor. Yani o yüzden herkes bu durumu kabullenmeli ve gördüğünde dışlamamalı. Daha aksine böyle yakın davranmalı. Yani farklı bir insan gibi bakılmamalı aslında. Herkes olduğu gibi davranacak, gerektiğinde yardımcı olacak, gerektiğinde ilgilenecek. Yani böyle şeylere farkındalık yaratmak istiyoruz. Herkesin buna ilgisi olmasını istiyoruz ve herkesin bu projeye de destek vermesini istiyoruz. Evet, şu anda okula geldik. Araçlarımızı park edip okula giriş yapacağız. Şu an heyecanlıyız ve o anı bekliyoruz. Furkan'cığım, okul hakkında bizim için bilgi verir misin? Şimdi okul tamamen birebir seans usulü, devlet destekli olan bir okul. Rehabilitasyon merkezi. Devlet belli bir yardım yapıyor ve burada da normal özel eğitim öğretmenleri, çocuk gelişimi öğretmenleri, öğretmenlerle birebir seans yapılıyor. Burada
yaygın gelişimsel bozukluk, Down sendromu, otizmini, yani normal gelişim göstermeyen çocukları kısacası hayata empoze etmek, hayata bağlamak, çok güzel yaşıtlarıyla bir şey beraber evet. Normal bir yaşama ulaştırmak için buradayız. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür ederiz bize burayı açtığınız için. Ne demek, her zaman. Okul müdürümüzle de birazdan konuşacağız. Okul müdürümüz de bize bilgilendirme yapacak. Evet. Hep birlikte okulu gelin biraz gezelim. Yapmak ister misin? Peki, otur bakalım güzelce. Evet, sandalyeni ileriye çekelim. Çek bakalım ileriye. Siz böyle gelebilir misiniz? Böyle birlikte. Biz buradan arkadaşı bu izleyelim. Bu alan var burada. Bunu boyayalım, olur mu? Hadi bakalım. Kalemi güzel tutuyorsun. Evet. Dairesel şekilde boyayabilirsin. Biraz hızlı boyayalım. Bravo, çok başarılısın. Adın ne? Kemal'cim çok başarılısın. İnanmıyorum sana. Çok güzel boyuyorsun. Görüyor musun Uğur'cum? Evet, gerçekten. Furkan, görüyorsun değil mi? Harika. Evet. Kemal. Bu yaşta iyi işler. Süpersin. Yani. Sen Uğur abini, Furkan abini tanıyor musun bir tane? Nereden tanıyorsun ya? Nerede gördün bizi? İzliyor musun? Muydun? Bıraktım. Bıraktın mı? Neden? Seviyor musun? Seviyor musun resim yapmayı, boyamayı? Kim öğretti sana resim boyamayı? Kendi. Birlik kendin mi öğrendin? Öğretmenlerini öğretmedi mi sen sana? Öğrettim. Süpersin. Seviyor musun çok? En çok neyi seviyorsun? Şimdi bak, ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Furkan abin tatlıcı, biliyorsun değil mi? Ben o tatlıları ben öğrettim ama ben yapmadım kanalda. Çünkü ayıp olmasın diye. Bunu biliyor muydun? Birlikte tatlı yapacağız. Benle birlikte tatlı yapar mısın peki bugün? Kemal'cim cevap verir misin Furkan abine? Bence sen Furkan'a yardımcı olursun. Birlikte tatlı yaparız değil mi Kemal'cim? Yapar yapar ya. Yardımcı olur. Tabii ki ya. Kemal çok güçlü ve çok yakışıklı bir çocuk abisi. Çok tatlı ya. Ona konuş. Konuş bakalım. Konuş. Merhaba. Merhaba. Nasıl işlerin? Her gün eğitim yaparlar. Her gün sizler yakamarlar. Süpersin. Polisler her gün eğitim yaparlar. Evet. Evet. Her gün motorda kalk yaparlar. Motora mı binerler her gün? Devamına gelirler bir anda. Ceza keserler. Bir de şarkıyı söylesene mi? Şarkı mı söylüyorsun sen? Şarkı biliyor musun? Söyle. Çekiyorum ben teyze. Yunus Polisi şarkısındayız. Özel Hareket şarkısını söyle. İşte geliyor özel harekat. Şişi sokak. Sokak destanları. Hazır. Absolut. O zaman bir alkış alalım. Şimdi hep birlikte kolileri alalım. Çünkü tamam. Çocuklarımız artık sıkılmaya başladılar. Çekimden dolayı evet. Sıkılıyorlar. Yani onlar için daha fazla oyun olması gerekiyor galiba hocam. Şimdi kolileri alıp teslim edeceğiz. Ve sonrasında da 3 tane öğrencimizle birlikte ufak bir tatlı yapacağız. Süper. Burada yukarı şey. Çıkıyoruz şimdi kardeşim. Tamam. İkinci kata bunları çıkartalım. Tamam. Zaten bazı ailelere verelim, gönderelim. Çünkü bazı çocuklar çok huzursuz. Hı-hı. Çünkü bazı sendromlar olan var. Ailelerine çok fazla problem yaşatıyorlar şu an. Hızlı bir şekilde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek tamam. Yukarı çıkalım. Tamamdır. Uğurcuğum. Kaç numara? Turan'ın ayakkabısı 35 diye hatırlıyorum. Tamam. 35 iki tane var zaten orada şu an. 35 olan iki kişiye verelim mi? Tamam, 27 de orada. Bir de 32. Nerede? Burada. Evet. Şöyle. 43 bu. Tamam, bir tane daha var. O da 44. Erkek 44 numara var. Tamam, 44 numara. İki tane. Erkek 33 numara ve 38 numara. Tamam, hepsi burada zaten. Acil mi? Onlarda acilisi verelim. Yok, şu üçünü. Tamam. Hadi, tamam. Seni 44 numarayı da halledelim. Tamam.
Osturacak mı bana inşallah ya. Tamam. Şöyle verelim. Tuğracığım. Bir tane. Tuğracığım. Sen şöyle dışarıdan et. Bunu ben nereye vereceğim? Şöyle dur, öğreneceğiz. Sana ayakkabı vermek istiyoruz, alır mısın? Evet abiye. Teşekkür ederiz. Hadi al bakalım. Güzel günler de iyi olur mu? Çok sağ olun. Çok hoşuna geçti. Böyle bir şeyde bulmanız o kadar güzel bir şey ki. Ne yapıyorsunuz? Anne olarak da. Çok teşekkür ederim. Sizin de böyle destek vermeniz bizim için çok güzel. Böyle geldiğiniz için teşekkür ederiz bugün. Biz zaman ayırdığınız için. Ben çok memnunum. Hadi gerçekten. Hadi. Her zaman seyrediyorduk sizi. Başarılarınızı, hazminizi. Hani olumsuz, olumlu. Yeri geldi şeflerinizden şöyle gördüğünüz zamanları. Hani hepsi böyle takip ediyordu. Kendi aramızda yorum yapıyorduk. Niye böyle davranılıyor? Niye böyle diyor? Hak etmiyordu. Şey yapıyorduk, böyle şey yapıyorduk yani. Mükemmel bir harbimiz vardı. Allah yolu da açık etsin. Çok teşekkür ederim. Böyle bir günde de böyle bir şey yapıyorsunuz. Böyle bir şeyde bulunduğunuz için de çok teşekkür ederim. Çok, biz teşekkür ederiz. Yani. Evet. Siz zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Biz zaten hep böyle bir şey yapmak istiyorduk. Yani umurum olsun, Furkan hocam çok yardımcı oldu, okul müdürümüz teşekkür yardımcı ederim, oldu. Bize de destek verdiğiniz için bize çok teşekkür ediyoruz. Çok, hepinize çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bugün sizlerin böyle düşünmeniz ve bize destek olmanız adına Allah yolunuzu açık etsin. Amin, cümlemizin. Çok sağ olun, çok incesiniz. Teşekkür ederiz. Ben seni size armağan istiyorum Emir için. Çok teşekkür ederim. Emir'i de seviyorum zaten. Benim de yarışmadaki favorim de Emir, buradaki favorim de Emir. Hayır, benim de favorim de Emir. Güzel. Ben de teşekkür ederim inşallah. Yani... Emir'cim iyi günler de gel. Emir sen... Kırmıyor musun beni? Allah. Kafasını vurmasın. Yok. Allah. Emir çok hareketli. Hop. Bravo. Onu almak için aldım ya. Tabii ki onu almak için yaptı. Abisi sana bıçak verecek işte, elinde bıçak var. Bana mı verdi sana? Anladı senin MasterChef'ten geldiğini. Bak merdane aldı, görüyor musun? Uğur. Bak görüyor musun Uğurcan? Yağmur açacak. Evet, bak 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 bak, yakışıklıma bak. Evet. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun şu anda? Hamur mu açıyoruz? Biraz un lazım. Yapacak mı? Gerçekten unutmamış. Gerçekten unutmuş. Evet. Yani. Evet, bıçak lazım. Yok şimdi. Evet, bravo. Gel keselim gel. Keselim hadi gel bakalım. Gel. Furkan abiyle burada beraber hamurun açın hadi. Görüyor musun? Aa. İnanmıyorum. Bastır evet, bakalım, bastır onu. Bastır. Evet, bastır. Elinle bastırdık. Çıkar. Evet. Peki kızma tamam, bir şey demedim. Tamam, kızma bir şey demedim. O yapsın bırak. Evet. Merhaba, nasılsın ablacığım? İyi misin? Ben de iyiyim. Sevda abla buranın yemeklerini yapan, aynı zamanda çocuklarla özel olarak ilgilenen, her şey koşturan emekçi bir ablamız. Evet. Tamam. Şöyle çekelim. Evet. Tamam. Şimdi siz televizyonda izlerken dedim ki gelelim hep birlikte yapalım. Hem siz de ufaktan bir öğrenmiş olursunuz. Sizi zaten çok zorlamayacak bir şey. Çok tatlı bir süsleme yapacağız. Ben size göstereceğim. Siz de teker teker hep birlikte yapacağız, olur mu? Ben şunu zekiyorum. Tamam. Şimdi, ben şunu. Tamam. Şimdi yavaş yavaş başlayalım bakın. Beni izleyin. Sonra ikimiz hepimiz böyle tek tek yapacağız. Tutuyoruz bunu. Şöyle. Sıkıyoruz. Böyle oldu. Tamam mı? Sonra üstüne istediğiniz süsü alıyorsunuz. İsterseniz böyle atarsınız. İsterseniz şu kelebeği tek böyle koyarsınız. Ya da şunları şöyle kenarlarına. Olur mu? Şöyle renkli süslerden de atalım. Böyle güzel güzel süsleme yapacağız. Ya da isterseniz tabağın kenarına şöyle sıkarsınız. Şöyle tek tek. Herkese yaptırıyorum. Aynen. Bunların üstüne de koyabilirsiniz şöyle tek tek. Ben öyle yaptım. Tamam. Ben şimdi
Evet. Emir, sen süsleme yapmıyor musun? Evet, Emircim. İstediğini seç. Şöyle. Al. Şuraya da bir tane sık. Şuraya. Evet. Evet. Tamam. Yeter. Çatallarınızı veriyorum şimdi. Buyurun. Buyurun. Dur, seninkisini geliyor. Geldi. Şimdi seninkisini de verelim. Senin süsleme biraz uzun sürdü ya galiba. Sen böyle seviyorsun galiba süsleme yapmayı. Yer misin? Tatlı yer misin? Tamam, sen hepsini bitir. Daha bitmedi. Hepsini bitirsen. Şimdi siz yerken ben de yiyeyim. Hep birlikte yiyelim, olur mu? Evet, şimdi. Bitmedi mi süsleme hala? Senin süsleme bayağı uzun sürdü ya. Bitirdiğine söyle, tatlı yiyeceğiz, tamam mı? Öyle katmana gerek yok. O sevdi, bayağı sevdi. Bizim Eray gibi. Bulduğu her şeyi koyuyor. Teker teker yapma. İkili tabak var. Evet, tabak. Aynen. Bence de. Öyle olması gerekiyor. Bak, o kaldı. Oradaki tabaktaki kaldı. Evet. Biraz da ondan. Evet, mükemmel oldu. Tamam. Bence en bol malzeme seninki oldu bence. Aa, aman aman. Vay, toparlıyor. O zaman bir alkış alıyoruz sana. Bravo, çok güzel oldu. Şimdi tatlı yiyelim mi? Bitti mi? Tamam, çatalımızı alıyoruz. Alalım çatalları. Aldın mı? Tamam. Hemen Furkan, evet. Furkan hocamız sana yardımcı olsun. Hadi bakalım bir tane. Güzel tutuyorsun. Evet, maskeyi açalım. Furkancığım. Evet. Hep birlikte 1 2 3 hep birlikte ham yapıyoruz. Hop! Süpersin. Bravo sana. Nasıl, çok lezzetli mi? Evet. O kadar süsleme yaptın, yemeden de olmazdı şimdi. Değil mi? Evet. Evet, şimdi burada şefler, jüriler sizsiniz. Bana kaç puan veriyorsunuz bakalım? Ben. Kaç? 30 puan. Bravo. Bravo. Ama 100 üzerinden değil mi? 100 üzerinden. 100 değil, gönlünden 30 çıktı yani. 100. Ama 100 üzerinden. Sen kaç puan veriyorsun? 35. Sen? Evet, arttıran var mı? 800. Hepinize teşekkür ediyorum. Bana yardımcı olduğunuz için. Sen bana yardımcı oldun. Yok, sen bana yardımcı oldun. Ben teşekkür ederim. Sen beğendin galiba tatlım, değil mi? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Şu anda yetkililerimiz burada. Özel Sahra Eğitim Okulu'nun. Furkan hocamız da bize bugün destek verdi. Uğur'la birlikte katıldığımız projede yer aldı. Yetkililerimize buradan karşılarına teşekkür ediyorum. Bize destek verdiğiniz için. Kısa sizin görüşlerinizi alalım. Ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Ne gibi projeler yürütüyorsunuz? Okulunuzda nasıl eğitim veriyorsunuz? Bunların hakkında sizden bilgi almak istiyorum. Bizim kurumumuz zaten devlet katkılı. Biz burada tüm engel gruplarına eğitim ve tedavi imkanı sunuyoruz. Zihinsel engelli çocuklarımız, bedensel engelli çocuklarımız, aynı zamanda da okul hayatına zorluk çeken çocuklarımıza burada birebir eğitim ve tedavi buluyoruz. Fizik tedavi bölümümüz var. Bu tedaviyle tüm genetik rahatsızlıkları olan kronik rahatsız çocuklarımız, yani engelli raporu olan tüm çocuklarımız tedavi görebiliyor. Aynı şekilde dediğim gibi zihinsel olarak da siz de diğer çocuklarımızı gördünüz. Onlar da burada devlet katkılı eğitim imkanı sağlıyoruz. Kurma kadromuzla iyi bir eğitim vermeye çalışıyoruz ama maddi ve manevi olarak tıkandığımız noktalar oluyor. Çünkü nüfus olarak da fazlayız. Ama dediğim gibi projenizde bize de yer verdiniz. Biz çok teşekkür ederiz. Özellikle böyle bir günde biz küçük çaplı olsa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bu daha büyük bir proje oldu. Ailelerin mutlu olacağı, çocukların hani iç içe olabileceğimiz, o mutluluğu çocuklara geçirebileceğimiz, bu eğitimi hani insanların gözünün önünde gösterebilmek olsun.
eğitim hakkında bilgi almak olsun. Furkan da sağ olsun en iyi şekilde burayı tavsiye etti. Buranın daha uygun olabileceğini. Yani ailelerin ve çocukların burada nasıl eğitim aldığını kendisi de bildiği için, kendisi buranın eğitmeni olduğu için evet. Burada daha güzel bilgilendirme sağlayabileceğimizi söyledi. Biz de o yüzden burayı tercih ettik. Yani Furkan zaten her şeyi söyledi. Burada gerçekten çok tecrübeli hocalar var. Zamanında ben de burada çok öğrenciye dokunduğumu düşünüyorum. Aynı şekilde buradaki öğretmen arkadaşlar da yardımcı oluyor. Furkan'la Uğur kardeşim ya, biz bir destek yapmak istiyoruz. Sosyal bir proje yapmak istiyoruz. Biz bu çocuklara dokunmak istiyoruz. Zaten Uğur beni eskiden beri tanıyor. Ne yapabiliriz dedi. Böyle bir fikir ortaya atıldı. Sağ olsun Uğur'la Furkan etkileşime geçtiler. Bazı noktalarda bize yardımcı oldular. Ben hem Uğur kardeşime hem Furkan kardeşime bu insanları gerçekten desteklediği için, kalplerine dokunduğu için çok mutlu oldular. Burada ben hepsinin farkındayım. Gözlerinin içi parlıyor. Bazı insanların duygulandığını gördüm. Evet. Çok teşekkür ediyorum kardeşim size. İyi ki varsınız. Yeter ki şunu söylemek istiyorum. Kalpler engelli olmasın. Ailelerin böyle hani bizi gördüklerinde bunu yaşat, yani biz onlara yaşattığımız için o mutluluğunu görmek bize yetti yani kesinlikle. Hani herkesten birazcık bunun farkındalığına sahip olsa ben eminim onlara toplumda daha fazla yer açılacağına inanıyorum. İnşallah daha güzel olacak her şey. İnşallah, inşallah. Size teşekkür ediyoruz her şey için. Bugün bize kapılarınızı açtınız. Bu projeyi yapmamıza yardımcı oldunuz. Furkan hocama, Mehtap Hanım var. Projede yer aldı. Ona da buradan çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Her şey için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun.